Ne diyorsun? Güzel olur, ne güzel. 40 yıl düşünsen. Güzel ama. Hani limon, tarçın biliyorum da. Maydanoz mesela, maydanoz yaprağı da konulur. Ben severim öyle. Gül ya, güzel aslında gül yaprağı, ne güzel. Yani gülü severim de suyun hakkında inan hani suya Güzel durmaz koymak. mı? Durur. Kötü değil. En Hmm. azından çok zararlı bir takıntı değil. De Şimdi işte sen uğraşma bizimle. Biz diyorum sana, bir iki değil mi? tahtamız eksik. Sen bizimle uğraşıp durma. Uğraşma. Anladın, çıkardın ortaya. Bunların birkaç tahtası eksik. Tamam, seyirci anladı, inandı. Eksik. Tamam, ne diyelim? Aa, evet, sorsak kim bilir izleyicilerde neler var ya, hepimizin var, hepimizin yani. Ama işte sahiden işi mesela 24 saat canlı yayına çıkmak, konsere çıkmak olan bir insan biraz da bir fazla vuruyor. Şimdi mesela böyle çok tabii önemli bir örnek, onu artık biraz konuşalım. Bülent Ersoy. Ya, Bülent Ersoy'da sayı takıntısı. 13 takıntısı, asansöre yalnız binemiyor, merdiven altından Geçemiyor. geçemiyormuş. Ondan sonra tek sayılar, bazı günlerde evden dışarı çıkmıyor. Yani onda böyle bir Dursun Bey pek iyi bilir. fala çok meraklı. Benim Tabii. bildiğim falcısına bir sürü şeyi danışıyor. Şimdi mesela sen, bilmiyorum niye sence mesela Bülent Ersoy'da bu kadar çok var? O hepinizden fazla. O biraz fazla. Mesela kapıcısı hep onu asansörle yukarı İndiriyor. çıkarırmış. Yani kendi Biliyorum onu. evinde asansöre yalnız binemiyor. Binemiyor. Kapıcısı alıyor, çıkıyorlar, evine bırakıyor, İşte bize iniyor. toplu terapi lazım. Yani bir Terapi. kongre düzenlesin Psikiyatristler Değil mi? Derneği falan. Şöyle bir Bir şey, toplansın. bizim bayi toplantıları, tıp kongreleri falan oluyor ya. Bir zahmet toplansın, böyle bir şura gibi, bir şey gibi, işte kongre gibi. Ondan sonra oraya geçsin anlaşanlı bütün psikiyatristler falan. Bizi bir toplasınlar 3 gün. Hepimizi işte, bu saydığım bütün isimler, bir 100 kişi varız herhalde böyle Bayağı çatlak. yok, yüzden fazla. Yüzden fazla. Şu İşte bizi eskileri, eski sinema oyuncularını var. falan katmadık. İşte bizi bir oraya bir toplayıp, yani çıkmıyor işte bir türlü. Ya şey, şimdi benim buradaki ablamı biliyorsun. Bir de Ankara'daki ablam var. Ayşe ablam var. O da benim tarzım. O da ben gibiyiz mesela. Şimdi buradaki ablamın evinde olduğumuz zaman, ailenin, biz ikimiz birden mesela oturuyoruz ya. Ayşe ablam bir tarafa fırlıyor, ben bir tarafa Neden? fırlıyorum. İşte o tabloyu düzeltiyor, ben öbür örtüyü. Ondan sonra aile ablam da rahat. O hiç şey, onda şey. Ondan sonra dedi ki bir gün bize, şey hiç düşün, biz çünkü oturamıyoruz ya mesela, hemen fırlıyoruz. O bir şey görüyor, ben evin içinde şu durumdayız Ayşe ablamla. Aynada oturuyor küçük ablam. Dedi ki, şimdi çok iyi dedi, harikasınız dedi. Yani hemen fırlıyorsunuz, yatı koltuktan kalkıyorsunuz, biriniz tabloyu düzeltiyorsunuz, biriniz minderi falan. Acaba dedi, çok düşünüyorum, Allah dedi uzun uzun ömürler versin hepimize dedi. Çok yaşlandınız dedi, zor kalkıyorsunuz, yardım olmadan kalkamıyorsunuz. Karşınızda o tablo eğri dedi, ne yapacaksınız dedi. Ben söyleyeyim dedi, ben huzur içinde otururken dedi, siz dedi kahrolacaksınız, kendi kendinizi yiyeceksiniz, bitireceksiniz dedi. Doğru bir şey söyledi. Yok, ben seni biliyorum. Zaten o yüzden çok çalışıyorsun bence. Eminim iki kişi tutacaksın. Biri tabloları düzeltecek, biri dolapları düzeltecek, birisi ayakkabıları sıraya Sen dizecek, birisi tişörtleri katlayacak onun yapamıyorlar için. yine Sen işte. onun Senin için yaptığın gibi bankaya yapamıyorlar. gidiyorsun. Banka müdürü arkadaşın sırf bunun için. Gidiyor. Kesinlikle. Çünkü başka türlü hani herkesin bir huzur Tabii beklentisi var. canım, tabii. Demek sen bir ara benim eve bir gel. Yalan. Nasıl? Tabii ya tamamen hastalığın çözülür Yalan. ya da camdan atlarsın. Ya ben, Allah Keyfi rahmet eylesin. kaybettik. O nasıl olabilir gerçekten mi ya? Mesela dağınıklık var mı? İşte evet diyorum ya. Ha. Yani, tamamen yani şok terapi. Hani mesela Olabilir. fareden mesela korkan bir insanın ya da mesela kediden Tabii korkan. korkan, Hani onunla kedi koyarlar. karşılaşsın değil mi? Bir şey olur, o gelir o korkusunu. Hani öyle bir şok Olabilir terapi mi acaba? yapabiliriz. Geleyim bir, dur tamam, ben geleyim sana, bir Ama bakalım mı? atlarsan ne? Kitler misin sen Aşağı. kapıyı, iyileşeyim diye. Balkonu falan kilitleyeyim. Şimdi bir tane daha bant var. Bu daha da karışık. Eyvah. Bunun içinde de daha ilginç. Mesela Candan Erçetin'in ilginç bir takıntısı var. Onu bulduk. Ne? Murat Boz'un var. Hmm. O oldukça ilginç. Bu Türkiye'de çok insanda rastlanan bir şey. Yiyeceklerle ilgili bir takıntısı var. O bantı da bir izleyelim. Ben Sonra şeftali tekrar dönelim. tutsam. Ay, o da mı var Ha. sende? Aa, dur onu konuşacağız şimdi. Bir bantı izleyelim.
Sezen Ergen'in hayatı boyunca peynir yemediğini biliyor muydunuz? Onlarca çeşidi olan bu eşsiz süt ürününü sevmediği gibi ünlü şarkıcı Yüksek'ten de pek korkuyormuş. Yüksek'ten korktuğu gibi yılandan da korkuyormuş Gülben Ergen. Ama yalandan daha çok korkuyordur herhalde. Gülben Ergen'in de değişik takıntıları var efendim. Mesela kaldığı oteli tam bir ev ortamı haline getirmekte üstüne yokmuş. Evinden çeşitli eşyalar getirip otel odasına yerleştiren Ergen, çocuklarının fotoğrafını da eksik etmiyormuş odada. Ünlü şarkıcının bir diğer takıntısı da ametist taşı. Nereye giderse gitsin yanından bu özel taşları eksik etmiyormuş. Çarptı gözleri aman ışıl ışıl, tam yerinde yıldızlar şıkır şıkır. Bütün alevler aşkımın şerefini sönüp giden senden biz. Gülben Ergen'in takıntıları da saymakla bitmiyor doğrusu. Bir diğer takıntısı da çamaşır yumuşatıcısını mutlaka kendisinin almak istemesiymiş. Ergen yumuşatıcıyı koklar öyle alırmış. Herkesin bir huyu var işte. Bir şans daha istiyorsun da bence ben dönmem geriye. Zaten hayat güzel, ne bugün ne yarın harcanır mı senle? Candan Erçetin'in beyaz kalma takıntısı da pek ilginç aslında. Ünlü şarkıcı bronzlaşmamak için elinden geleni yapar, havuz kenarında bile bornozla otururmuş. İddialara göre güneşten ziyade gölgede kalmayı tercih eden Erçetin, sahneye çıkmadan önce de bal ve ılık sütünü içmeyi ihmal etmezmiş. Kırık kalpler durağında inecek var, eteğindeki taşları dökecek var. Doldurun kadehleri içelim beraber, yılların yorgunluğu geçene kadar. Bakın işte bu çok ilginç bir takıntı. Şimdilerde kızını büyüten Işın Karaca sabahları gazete okumayı pek seviyor. Ama illa ilk önce gazeteyi kendisinin okuması gerekiyormuş. Madem unutacaktın de dolap kapakları açıp uyuyamayanlardan olabilir misiniz? İşte bu ilginç takıntıya sahipseniz kendinizi Özge Özkırıcı'ya biraz daha yakın hissedeceksiniz. Ünlü oyuncu dolap kapaklarını mutlaka kontrol eder ve sıkıca kapalı olduklarına kanaat getirince de mışıl mışıl uyurmuş. İlginç bir takıntıdır doğrusu. İşte bu takıntının sahibi ünlümüz de Funda Arar. Arar, aynı renk ve türde kemer ayakkabı kullanmazsa olmazmış. Ünlü şarkıcının bir diğer takıntısı da evle ilgili. Evdeki eşyaların yerini kolay kolay değiştiremeyen Funda Arar, bunun kötü şans getirdiğini düşünüyormuş. Yok yok yok, hiç şansım yok. Bu hayat bana hiç gülmez yok. Gönlümün sahibi yok. Gülben Ergen gibi yılandan korkan bir diğer ünlümüz de Pürük Şahin. Sivaslı sindimiz yılanın konusu bile geçse pek fena oluyormuş. Yılan derisi deseni sözü lafı duymaya bile tahammülü yokmuş anlayacağınız ünlü mankenin. Şimdi Cenk Bey... Yani gördünüz işte sevgili seyirciler. Ben bunların yanında solda sıfır kaldım. Rahatladın mı? Rahatladım. Tam huzur erdim şu anda. Herkesin şekil şekil takıntısı var. Var. Ama şu şeftaliye dokunamama olayı nedir? Bir de onun ikinci bir versiyonu var biliyorsun. Karşısında limon yiyince... Var, o çok var. Onlar bende yok ama o çok. Ağzı sulanan, kendini yere atan, dişleri kitlenen, bir bildiğimiz limon. Şimdi şu an söylediğim için bile tabii. Bunu mesela televizyonda, yani radyoda duyup kitlenenler oluyormuş. Bu nedir sence? İşte Allah acil şifalar versin. Yani mesela karpuz için olmuyor. Kavun yani için olmuyor hocam. Niye limon? Limonun tadı, o ekşi tat. Bak şıka, o kadar ekşi bir meyve. Mesela bu limondan şey yapanlar acaba böyle mandalin ya da portakaldan yok, oluyorlar mı? Yok, onda yok limon. Sadece limonla. Acaba falan. Diyorum ben hani genetik hafızamız var biliyorsun. Evet. Belki hani o yedi kuşak devam etti. Hı-hı. Bu artık bilimsel olarak da ispatlandı. Hı-hı. Bizdeki yedi kuşak lafı
şimdi genetik şifrede 7 kuşakta ortaya çıkıyor. Belki de hani bizim hep diyorum dedelerimiz falan hep çok göçmen ya, hep savaşlar, göçmüşler oradan buradan. Belki de o jenerasyon böyle çok olay yaşadı. Şimdi işte onların torunlarında. Çünkü yani ben ne bileyim Amerika'da limondan kitlenen bir insan hiç duymadım. Ama Türkiye'de limonla tanıdığım var. Şeftali de var biliyorsun. Bende de var ama artık onda biraz şeyim daha böyle bir hani şey yapıyorum. Ufak ufak şöyle çatal alırken böyle bir kenarında sıfır. O da o kadar güzel. Bayılırım kardeşim şeftaliye. O yani şeftaliye bir korkunç bir böcek muamelesi yapmak hani. Yani kesilecek çatalı batırıp yiyeceğim. Uyanık seni. Şu tembellikten yapıyorum desene ya. Ha ondan olabilir. Çünkü ben de sinir olurum yapış yapış suya akar. Şimdi mesela böyle Murat Boz'un ilginç bir takıntısı var. Murat Boz elma gördüğü zaman mutlaka... Kurt mu zannediyor kendini? Hayır ısırmak istiyormuş. Biliyordum kapacağını. Umarım olmadık birinin elinde elma görmez. Kapardım. Ya. Evet yani. Ya işte var işte hepimiz diyorum ya hepimiz. Ve daha bunun tabii devamı var. Bunu bilen onun da tabii yığınla fanatik hayranı var. Sahnede çocuk şarkı söylerken elma atıyorlarmış. Sen bakar mısın tezgaha? Of, çok fena ya. Çok fena. Gerçekten garip bir şey yani. Duyurmamak çünkü şarkı söylüyor işte. Ve onun o takıntısı. Bile bile onu yapıyorlar. Ve yani. Onu illa ısırmak istiyor önünde elmalar. Çok onu fena. Fena. Benim bir arkadaşım tokat yedi. Neden? Onda da şey var. Mesela birisinin üstüne de tüy, kıl falan alıyor mesela. Hiç fark etmez. Neredesin? Kim tanıyor, tanımıyor. Ha farkında olmadan gayri yani ihtiyari. Kızın üzerinde gördük. Sevgilisi. Bir yapıştırdın sevgilisi ne dokunuyorsun kız arkadaşına? Doğru haklı ama nereden bilsin ki sonra izah ettiniz herhalde. Ama tabii şey düşünebiliyor musun mesela Murat Boz'a bir teklif geldi. Gerçi çıkmıştı o meyve suyu reklamını ama elma yoktu sanırım. Yok, portakal portakaldı. Ama mesela elma bahçesinde çekim yapıyoruz. Değil mi? Helak olur çocuk hepsini ısıracağım diye. Hocam helak olur. Şeyden kalmış herhalde genetik şifresinde Adem'le Allah'dan... Onu diyorum olmadık birinin elinde elmayı görse ne yapacak? Dikkat etsin. Bu da yani hani mesela Bülent Ersoy'un yine öyle var onu demin atlamışız. Kedi görünce kara kedi uğursuzluktur ya. Evrensel niye? Bir şey dünyaya yer bilmiyorum öyle yani mi? Esasında. Evrensel mi bak bunu bilmiyorum. Yok Çinlilerde falan da var. Çinlilerde mesela kedinin şans getirdiğine inanıyorlar. O nedenle Asya biliyorsun böyle şeylerle çok, kaynıyor. Çin çok, lokantalarında çok, hep mutlaka evet. Kedi olma nedeni. Hı. Kedi olmayan bir iş yerinin batacağına inanıyorlar. Kedi figürleri vardır ya. Ama kara kedi o Asya'da da bir sürü yerde şey olarak görülüyor. Yani kötü talih. Ama o altın hani Çinlilerin kedileri vardır böyle Çin lokantalarında. O gerçekten bereket. Şimdi Bülent Ersoy da kara kedi görünce saçını çekermiş. Tabii hepimiz bunu yaparız. Yani. Bulamadık ayararız illa bunu bulacağız diye. Yani her şey var işte yani. Bize mahsus değil işte tabii dedim demin de söylediğin gibi seyredenlerimiz bile benim de var bu diyordur, benim de var çeşit diyordur. Çeşit çeşit ya. Senin nedir mesela takıntı? Ben programın başında söyledim ya ben zeytin, zeytin karşımda zeytin. Yenmesinden başka? İllet oluyorum ya da salatada mesela şey var diyelim eve gittim mesela bu kıyafet ya da bir tişört yıkanacaksa bile mutlaka o önce... Açık bir yerde şey olacak, havalanacak. Yani çamaşır makinesine gidecek. Çok daha anlamlıdır ama giysilerim konusunda takıntılıyım. İlla o havalanacak. Tabii yani mesela ceket, palto, yani paltoyu ertesi gün yıkamazsın. O palto ertesi gün kafamı kesseler giymem. Yani havalanacak, o gün ben başka bir şey giyeceğim. Üçüncü gün aynı paltoyu giyebilirim. 24 saat delilik. Havalanacak o. Yani o yüzden ben bir yere giderken hele kışın koca bir bavulla gidiyorum. Yani üç tane mont götürüyorum yanımda. Devam, hadi, devam. Devam, devam daha gelecek daha neler gelecek. Kirli çıkı. Şey de mesela onu da söyleyeyim. Kendi banyomu asla kullandırmam. Bu